Evet, kesinlikle de değil. Efendim, Mısır ülkesinin sahibi Kral 4. Amonhotep Bemayeti içeri giriyor. Kahinler, rüya yorumcuları ve Teps kentinin soylularını çağırmaktaki amacımız rüyamıza açıklama getirebileceğini söyleyen genç bir rüya yorumcusunu sınamaktır. Bugün onun doğru söyleyip söylemediğini herkese göstermek istiyoruz. Mısır'ın bilge kralı Amonhotep'e selam. Yuzarsi, Potifar sarayında yıllarca hizmet etmesine rağmen hala bir kralın karşısında nasıl eğilmesi gerektiğini bilmiyor. Buna ne demeli? Onlarca birbirinden farklı tanrıça karşısında eğilen sizler için eğilmek doğal bir şey olabilir. Ama ben bugüne kadar sadece Allah'ın huzurunda eğildim. Umarım kralımız eğilmeyişimi kendisine saygısızlık olarak kabul etmez. Ancak Mısır gelenek ve göreneklerinde bu büyük bir saygısızlık addedilir efendim. Büyük kahinin dediği gibi eğilmesini bilseydin... Teps'in güzel kadınlarına da boyun eğer, yıllarca zindan köşelerinde çürümezdin. Bu şöleni düzenlememin amacının, son zamanlarda görmüş olduğum bir rüyanın yorumuyla ilgili olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hiç şüphesiz Mısır'ın kudretli ve tecrübeli rüya yorumcuları rüyamı açıklama getireceklerdir. Doğrusu genç Yuzarsif'ten böyle bir şey beklemiyorum. Ama kendisi bu yarışı istedi. Biz de yeteneğinin sınanmasına izin verdik. Bazılarınız rüyamın içeriğini biliyor. Biz de doğru söylüyoruz. Bunu biz de biliyoruz. Çok haklı. Ama yine de tekrar etmek istiyorum. Ben ilk rüyamda Nil'den çıkıp otlamaya başlayan 7 besili inek gördüm. Sonra Nil kurudu ve kuruyan Nil'den 7 cılız inek çıkıp sahildeki besili ineklere saldırdılar ve hepsini yuttular. İkinci rüyamda ise ineklerin rüyasına ilaveten 7 kuru ve sarı başak tarafından kurutulan ve taneleri yere dökülen 7 yeşil başak gördüm. Ankh-Mahu hazretlerine ve diğer kâhinlere daha önce rüyamı anlatmıştım. Onlar da yorumlamak için bugüne kadar süre istemişlerdi. Şimdi ben yorumlarını duymak istiyorum. Evet, hazırsanız eğer başlayabilirsiniz.
Evet. Ne oldu? Anlatın, dinliyoruz. Rüyanızı yorumlamak için çok çalıştık. Yıldızların durumunu ayrıntılı olarak inceledik. Ölülerin ruhlarından yardım istedik. İfritleri, şeytanları yardıma çağırdık ama... Üstesinden gelemediğimiz hiçbir rüya yok. Fakat kralın bu rüyası bildiğimiz rüyalara hiç mi hiç benzemiyor? Efendim, rüyanız cevapsız bir muammaya, bütün tılsımlarımızı ve büyülerimizi etkisiz kılan korunaklı evet. bir kaleye benziyor. Biz rüya yorumcularının yaptığı çalışmanın neticesi şudur. Mısır inancında inek yıl olarak yorumlanmıştır. Sadece bu kadar. Yıl mı? Yıl mı? Dağ fare doğurdu. Büyük Nil'de sinek. Rüyamın tabiri bu mudur? İnek, yani yıl, öyle mi? Hı? Evet Yüz Arsif, sen anlat. Sıra senin yorumunda. Yorum değil ekselansları, ben rüyanızın tevilini anlatacağım. Yorumla tevil arasındaki fark nedir? Yorumun esası yorumcunun tahmin ve zannına dayanır ve gerçekleşmesi kesin değildir. Ancak tevil temelini rüyanın semavi hakikatinden alır. Bu yüzden benim yapacağım tevil kesinlikle gerçekleşecek ve herhangi bir değişime ya da ertelenmeye maruz kalmayacaktır. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Yüz Arsif? Teviline çok güveniyorsun. Bu bana Allah katından verildi. Kendimden bir şey katmıyorum. Bana öğreten odur. Bu anlattıklarınız iddiadan öteye gitmez. Bunların ispatı mümkün değildir. Hem senin iddian hem de inandığın tanrı bilinmez ve şüphelidir. İzin verirseniz ben bu bilinmezlik ve şüphe perdesini aralayıp rüyanın hakikatini ve Rabbimin kudretini ispat edeceğim. Başkâhin Ankh-Mahu uygun görürlerse birlikte bu rüyayı yorumlamak istiyorum.
Az önce rüya yorumcularınızdan biri Mısır inancında ineğin yıl olarak yorumlandığını söyledi. Doğru mu? Evet. Bu öyledir. İnekler rüyasıyla başaklar rüyasının birbirine benzediğine katılıyor musunuz? Öyle görünüyor. Yeşil ve bereketli başaklar bolluğun, kuru ve sarı başaklar da kıtlık ve kuraklığın göstergesi değil midir? Aklıma başka bir yorum gelmiyor. Bu durumda söyler misiniz, 7 yıllık bir bolluğun ve 7 yıllık bir kıtlığın Mısır'ı beklediği sonucuna varamaz mıyız? Aferin. Aferin Yüzersif. Bu rüyam için en iyi ve en akla yatkın yorumdur. Bu yorum doğrudur. Ben genç Yüzersif'i kutluyorum. Gördünüz mü Ankh-Mahu? Size bunların bir avuç yeteneksiz ama iddialı dalkavuk olduklarını söylememiş miydim? Bunlar kendilerinin de işe yaramayan yalnızca boş tasavvurları, tutarsız tahmin ve zanları ileri sürerler. Bu yorum doğru gibi görünüyor. Ancak gerçekle bağdaşmayan bir yoruma da şüpheyle yaklaşmak gerekir. Acaba bugüne kadar mukaddes Nil ırmağının Mısır topraklarından suyunu esirgediğine kim tanık olmuş? Bu yorum, Nil gibi bir mücevhere sahip Mısır için değil, Mısır'ın güneyindeki kara ülke için doğrudur. Ama biz büyüklerimizden Nil'in birkaç kez cimrileşerek suyunu azalttığını ve kendi kuşlarının suyunu bile temin edemediğini duymuştuk. Bilge Yüzersif'in yaptığı yorum doğru olmasa bile, akıl bize önlem için bir çözüm aramamızı hükmeder. Bu yoruma göre gelecekte Mısır'ı büyük bir felaket bekliyor. Çare nedir? Çare şudur. 7 yıllık bolluk döneminde ekip mahsulü depolayın. Ve 7 yıllık kıtlık döneminde de tüketip halkı kurtarın. Aferin. Aferin Bilge Yüzersif. Önerdiği çözüm de yorumu gibi doğru ve kusursuz. Siz şimdi bir ülkenin 14 yılını bir rüyaya mı ipotek edeceksiniz? Sizin daha iyi bir fikriniz var mı? Bu tehlikenin muhtemel olduğunu farz edin. Bertaraf etmek için çaba göstermemiz gerekmez mi? Göstermeliyiz. Ancak şunu da göz önünde bulundurun ki bir milletin ömründen 14 yılı bir yoruma feda etmek akıl kârı değildir. Ayrıca memleketin bütün sermayesini boş bir tehlike için harcamamız ne kadar doğrudur? Akıl bize ihtiyatlı olmayı emreder. Bu durum gerçekleşir ve biz de önlem almazsak... O zaman kıtlıkla nasıl baş edeceğiz? Geleceğimizden haberdar olmamız bizim için büyük bir nimettir. Hazır çözüm yolunu da biliyorken bu tehlikenin üstesinden gelebiliriz. Biz Yüzersif'e minnettarız. O bizi bu tehlikeye karşı uyardı. Biz Yüzersif'in tanrısına da minnettarız. Çünkü o başka tanrılara tapanlara da yardım ediyor. Yüzersif'in ne kadar iffetli olduğunu ve nasıl günahtan kaçındığını hepimiz biliyoruz. Bugün de dirayetine
hikmetine, anlayış ve kavrayışına hepimiz bir kez daha tanık olduk. Rüya yorumunda da bütün yorumculardan daha ileride. Artık en güvenilir danışmanımızdır. Bugün çok mutlu ve huzurluyum. Bu mutluluğumu senin yorumcularını cezalandırarak öfkeye dönüştürmek istemiyorum. Bugün Mısır tanrılarının ve onlara hizmet eden kahin ve yorumcuların ne kadar zavallı olduğuna hepimiz tanıklık ettik. Hep beraber Amon'dan da daha üstün bir tanrı olduğunu gördük. Öfken bu yorumculara yönelmeden onları buradan götür. Bunak ihtiyar ne zaman konuşup ne zaman susacağını bilmiyor musun? Amon'un ekmeğini yiyorsun ama onun düşmanına metiye düzüyorsun. Yaptığı yorum doğruydu. İnsaflı olmak zorundayız efendim. Aptal! Senden ona isteyen mi vardı? Niye herkes gibi kendini tutmadın? Niçin düşmanın ekmeğine yağ sürdün? Yarın nasıl insanların yüzüne bakacaksın sen? Söyle bana. Al sana. Belki aklın başına gelir. Padiyamon. Buyurun efendim. Onu götür. Bağışlayın. Bağışlayın efendim. Ben hain değilim. Bağışlayın beni efendim. Bağışlayın. Bağışlayın beni efendim. Ne Amon ne de onun hizmetkarları bugüne kadar böyle bir rezalet yaşamadı. Hiç şüpheniz olmasın. Bu yenilginin haberi bütün Mısır'a yayılacak. İbrani Yuzarsip'in tek tanrısı, çölde başıboş dolaşan vahşi bir çobanın tanrısı Yüce Amon'a galip geldi diyecekler. Genç ve deneyimsiz Yuzarsip, rüya yorumunda binlerce yıllık yorum geleneğine sahip Mısırlı yorumculara karşı zafer kazandı diyecekler ve yüzümüz kızaracak. Efendimiz, Mısır halkı rüya yorumcularına bir tanrıça gibi tapar. Yüce tanrımız Amon bize acısın. Bu rezaleti örtmek için elimizden geleni yapmalıyız. Affedersiniz. Siz saray çalışanlarından mısınız? Ne istiyorsunuz? Yusuf'u... Affedersiniz. Yuzarsif'i tanıyor musunuz? Ne yapacaksınız onu? Şu anda sarayda mı acaba? Olsa ne olacak? Ben onun arkadaşlarındanım. Sen mi? Yuzarsif'in arkadaşlarından mı? Adım Malik. Seher oğlum Malik. Yuzarsif'e Malik'in onu 20 yıldır aradığını söyleyin lütfen. Yuzarsif'in yapmış olduğu yoruma göre
Önümüzde büyük bir kıtlık var. Ve bu büyük buhrana bir çare bulmalıyız. İşlerin yönetimini hem güvenilir ve sadık, hem de bilgili ve tedbirli birine bırakmalıyız. Siz Mısır'ın asilleri ve aristokratları, böyle birini tanıyor musunuz? Evet, aslında böyle biri var. Evet, olabilir. Belki söyleyebiliriz ha? Ekselansları, Potifar. Bu krizi yönetecek en iyi kişi Potifar'dır efendim. Potifar çok hasta. Ve böylesine ağır bir sorumluluğun altından kalkamaz. Efendim, eğer fikrimi söylememe izin verirseniz, saray muhafızları komutanı Hürrem Hop bu iş için uygun. Hürrem Hop çok değerli bir komutan. Bu yüzden ona tarım işlerinde değil, orduda ihtiyacımız var. Ey Yusuf! Bu mesuliyetin yükü senin omuzlarında. Onu kabul et. Senin iktidarını Mısır'a hakim kılmak Allah'ın iradesidir. Ekselansları, bu vazifeyi bana verin. Beni Mısır'ın hazinedarı ve tarım işlerinin sorumlusu olarak atayın. Çünkü ben hem halkın malını ve tahılını çok iyi korurum, hem de memleketin idaresinde gerekli tedbirleri alırım. Sizden daha iyisini bulamazdım zaten. Bu işin üstesinden geleceğinizden eminim. Bugünden itibaren sizi Mısır hazinesinin ve tarım işlerinin başına getiriyorum. Ayrıca herkes bilsin ki Yusuf bugünden itibaren Mısır kralının baş danışmanı olarak görevlendirilmiştir. Gerçi bilgi olmasına bilgi, ama ne de olsa o bir yabancı. Sence bu ağır sorumluluğun üstesinden gelebilir mi? Bilmiyorum. Gerçekten de onun tanrısı bizim tanrımızdan daha mı üstün dersiniz? Hayır. Ankh-Mahu ve rüya yorumcularının nasıl ona teslim olup bozguna uğradıklarını görmedin mi sen? Her halükarda bu işlerin başına bir yabancının getirilmesi Mısır aristokrasisi için rezalet bir şeydir. Sizler rüya yorumcularının Mısır halkının gözünde ne kadar yüce bir makama sahip olduğunu bilirsiniz. Yusuf Mısır'ın bugüne kadar benzerini görmediği bir yorumcudur. Bu yüzden düşündüm ki kendisine görkemli bir tören düzenleyeceğim. Yusuf Hazretlerinin bizden istediği bir şey var mıdır? İsteklerini yerine getirmek benim için onurdur. Kral bugün bendenize yeterince cömert davrandı. İsteğim bu cömertliğinizi tamamlamanız yönündedir. Yusuf'un her istediği kabulümdür. İki ricam var. Birincisi, zindandaki kadınlar serbest bırakılsın. İkincisi, Zavira zindanındaki tutuklular da özgürlüklerine kavuşsun. Güzel davranışlar sergileyeceklerine dair size garanti veriyorum. Biz kadınları sizin için zindana attık. İsterseniz özgür bırakılırlar. Yıllarca zindanda kalmanızın sorumlusunun Züleyha olduğunu unutmuş gibisiniz. Evet, ben unutmak için elimden geleni yaptım. Siz Züleyha yüzünden uzun yıllar zindanda yattınız. O hain ve sadakatsiz bir kadın. Bu yüzden cezalandırılmalı. Ben intikam almak için yaratılmadım.
başkaları için rahmet olarak gönderilen biri, intikam ve nefret peşinde olamaz. Biz senin Potifar ve Züleyha'dan intikam alacağını düşünüyorduk. Ben yalnızca bana atılan iftirayı kaldırmak istiyordum. Bunun yanında onların cezalandırılmasına sevinmediğim gibi diğer tutukluların da serbest bırakılmasını istedim. Zavira zindanındaki tutukluların serbest bırakılmasını istemek doğru değil. Onlar çok tehlikeli. Amun ve Mısır yönetimine karşı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Suç işleyerek bize ve ülkelerine ihanet etmişlerdir. Ben onlarla birlikte yıllarca yaşadım. Ahlaklı ve sağlıklı davranacaklarına kefilim. Onlar artık o eski tutuklular değil. Yetki sizde. Bugünden itibaren ferman çıkarabilirsiniz. Uygulanmak üzere her türlü kararınızı memurlara bildirebilirsiniz. Emir verin onları serbest bıraksınlar. Minnettarım. Hemen komutanınıza haber verin. Komutan Taklot'a selam. Selam. Horemop'tan bir mektup getirdim. Bu mektup kime? Başgardiyana verin. Amon sizi korusun. Baş üstüne. Hepiniz dinleyin, beni dinleyin. Kralın baş danışmanından Zavira Zindanı'nın baş gardiyanına. Zavira Zindanı'ndaki tutukluların iyi davranışlar sergilediğinden haberdarız. Oradaki birçok tutuklunun zalimce ve suçsuz yere hapishanede tutulduğunu da biliyoruz. Ve bu yüzden bütün tutukluların cezalarını bağışlayarak hepsini serbest bıraktığımızı size bildiririz. Kralın baş danışmanı Yuzarsif. Yaşasın! Yaşasın! Özgürüz! Özgürüz! Yaşasın! İşte bu! Yaşasın özgürlük! Yaşasın Yuzarsif! Serbest kaldın Yuzarsif. Yaşasın. Yuzarsif olmadan Zavira'ya tahammül etmek imkansız. Keşke ben de bunlarla serbest bırakılıp
Yuzarsif'e katılabilseydim. Evet, doğru söylüyorsun. Gerçekten de özgür müyüz? Evet. Kralın baş danışmanı Yuzarsif Hazretleri'nin emriyle hepiniz özgürsünüz. Siz ne dediniz? Yuzarsif kralın baş danışmanı mı olmuş? Evet, öyle. Duydunuz mu? Yuzarsif Kral Amon Hutep'e baş danışman olmuş. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Yani kral da ona hayran kalmış. Yuzarsif'in yanında olup da tuzağına düşmemek imkansız. Bu daha işin başı. Bundan böyle birçok topluluğun ona hayran kaldığını hep birlikte göreceğiz. Boşuna saray arabası bekleme Züleyha. Yürüyerek gideceksin. Kâinlerin onun karşısında dut yemiş bülbüle döndüğünü işittim. Yorumladığı her şey bence aynı olacak. Rüya yorumlamayı tanrısı ona öğretmiş. Ve inanın bana kendinden uydurmuyor. Tanrısının Amon'dan daha güçlü olduğunu ima etmek için hep kendi tanrısından söz ediyormuş. Evet, kesinlikle öyle. Ankh-Mahu bugün çok öfkeliydi. Kahinlerin hiçbiri başını kaldıramıyordu. Mısırlı rüya yorumcuları Ankh-Mahu'yu rezil etti. Yedi yılda yağış ve bolluk, yedi yılda kuraklık ve kıtlık olacak diyor. Bence geleceği düşünmeliyiz. Kıtlık olacağını nereden biliyorsun? Bak ne diyeceğim. Yuzarsif'in rüya yorumunda hiç yanılmadığını söylüyorlar. Akıllı insanlar uyarılara duyarsız kalmazlar, öyle değil mi? Eğer Yuzarsif bu rüyayı yorumlamışsa gerçekleşeceğine hiçbir şüphem yok. Doğru söylüyor. Eğer kıtlık olursa depoladığımız tahılı kullanırız. Kıtlık olmazsa da bir zararımız olmaz. Sen neredesin Yusuf? Her yerde senden söz ediliyor. Peki niçin Malik seni göremiyor? Bana bir şey mi söyleyeceksin?
uzun bir süredir seninle bir işim yok. Sadece bugün Amonutep'in sarayına meydana gelen olaylar üzerine sana ve saray halkına bazı hususları hatırlatmak istedim. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, halkın gözünden düşsün diye biz Yüzersif'i 10 yıl önce zindana gönderdik. Suçu Züleyha'nın ve tepsi uçarı kadınların arzularına boyun eğmemekti. Görüyorsunuz ki tersine ben ve Züleyha küçük düştük. Ve Yüzersif hayal bile edemeyeceğimiz bir makama yükseldi. Ben ve Züleyha dün kralın huzurunda rezil olduk. O kocasına ihanet, sadakatsizlik ve Yüzersif'e iftira atmaktan, ben de suçsuz Yüzersif'i zindana attırmak ve Züleyha'nın oyunlarına alet olmaktan dolayı kınandık. Bu hepinize ders olsun. 10 yıl önce içimde tuttuğum bir sözü şimdi size söylemek istiyorum. Züleyha, gönlünün isteklerine itaat ederek kocasının ve hanedanının haysiyetini 2 paralık etti. Ona uyarak Yüzersif gibi iffetli ve masum bir genci eşsiz bir bilgeyi zindana attırdığım için bana lanet olsun. Ben suçumu itiraf ediyorum. Ancak sizin Yüzersif'e dair övgü dolu sözleriniz benim boş ve değersiz bir insana gönül vermediğimin ispatıdır. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sözlerinin anlamı şudur: kadınlar kendi kocalarından daha iyisini bulduklarında onu aldatmakla serbesttirler. Arzularına ulaşmak için de herkesi ortadan kaldırabilirler. Züleyha gibi sadakatsiz kadınlara lanet olsun. Benim gibi bir kocaya da lanet olsun. Bunu bana nasıl yaparsınız? Yardım edin. Ne oluyor? Şey... Ne oldu? Çabuk yatın. Efendim, dur Kasım. Çabuk doktor. Efendim, iyi mi? Mimi Sabu. Buyurun efendim. Yüzersif'in serbest bırakıldığını biliyor musun? Yüzersif serbest bırakılırken ben de oradaydım. Onun şimdi Mısır hazinelerinin başkanı ve Amon Hutep'in baş danışmanı olduğunu biliyor musun peki? Evet, haberim var efendim. İlk iş olarak da hapishane arkadaşlarını serbest bıraktırmış, biliyor musun? Yüzersif'den beklenen bir davranış bu. Tepsili iffetsiz kadınlar da serbest bırakıldı. Başkası olsaydı bunu yapmazdı efendim. O şimdi seni de serbest bırakıyor. Beni... Yüzersif beni serbest mi bırakıyor? Evet. Yüzersif'e beslediğin sevgi seni kurtarıyor. Bundan böyle özgürsün. Yüzersif'in yanına gidebilirsin.
Söyle bana Züleyha, Yuzarsif gibi olamaz mı? O da bağışlayıp serbest bırakamaz mı yani? Ben minnettarım efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Sıkı tut. Hadi kim hadi olabilir acaba? Yardım et. Çekin. Hadi çekin. Hadi. Hadi. Sıkı tutun. Hadi. Hadi biraz sıkı daha çekin. Hadi. Hadi. Yukarı çekin. Biri yardım hadi, etsin. Hadi. Hadi. Çekin. Tamam. Çekin. Evet. Çekin. Dikkat et. Ölmüş mü? Boğulmuş. Ha, ölmüş mü? Bu Amon Tapınağı'nın rüya yorumcusu değil mi? Bana yine işiniz düşerse emrinize amadeyim. Şey, ben Padiyamon'la görüşecektim. Efendim büyük rüya yorumcusu ölmüş. Cesedini sudan çıkardık. Naaşı iskelede duruyor efendim. Bu denizciyle gidin bakın bakalım dediği doğru mu? Buldukları cesedin rüya yorumcumuza ait olduğunu iddia ediyor. Dediği gibi ise cesedi getirin bana. Ahmak! Basit bir işi bile beceremiyorsun sen. Ama efendim, cesedini attığım yer Nil timsahlarıyla doluydu. Peki bu ceset iskeleye nasıl geldi? Ölümünden tapınağı sorumlu tutarlarsa suçu senin üstüne atacağım. Eğer bir kez daha kararlaştırdığımız gibi davranmaz, işleri bozarsan bizden hiçbir şey alamazsın. Defol! Ben işimi doğru yaptım. Ne olduğunu bilmiyorum. Yıkıl karşımdan. Kimse seni burada görmeden kendine saklanacak bir delik bul. Hadi git artık, görecekler seni burada. Rüya yorumcusu. Hey, sen şu içki sunan Inarus değil misin? Sen de Ninefer Kipda olmalısın, yanılıyor muyum? Arkadaşın Yuzarsif ne yapıyor? İyidir. Ona bir işin mi düştü? Onunla çok işim var. Onu görmeyi çok istiyorum. Neredeydi? Onu nerede bulduğunu söyleyin. Şey efendim, onu iskelede bulduk, sudan çıkardık. Tanrılar ona rahmet etsin. Tapınağın büyük rüya yorumcularındandı. Sanırım Yuzarsif karşısında uğradığı yenilgiye tahammül edemeyip kendini Nil'e attı. Görünüşe göre intihar etti utancından. Onun gibi büyük bir yorumcu için kralın rüyasını
yorumlayamamak ona doğal olarak çok zor gelmiş olmalı. Bu yüzden de intihar etmiş. Onu saygıyla batıya götürün, mumyalayın ve onu iyi bir yere gömün. Onu öldürdüklerinden emin misin? Hiç şüphem yok. Dün Padiamon tarafından tutuklandığını, bugün de cesedini gördüm. Nine Ferkip daha cesede bakıp gülerken gördüm. Onun işi olduğundan adım gibi eminim. Rüya yorumcusu dün Ankh-Morpho onu bağışlasın diye yalvarıp duruyordu. Bunlar kendi isteklerini elde etmek için birbirlerine bile acımıyorlar. Ankh-Morpho ve kâinler her türlü cinayeti işlemeye hazırlar. Bunlar cezalandırılmalı. Bu kadar cinayete ve despotluğa hakları yok. Ankh-Morpho tapınakta kendi kurallarını uygular. Mısır yönetimi de onun işlerine karışmaz. Allah yardım ederse zalimce uygulamaların kökünü kazıyacağız. Ben sizin için endişeleniyorum efendim Yüzarsif. Kendinize dikkat edin. Eğer ben Allah'a sığınırsam, hepsi bir araya gelse bile bana bir zarar veremez. Bu cinayeti her yerde duyurun ki kâhinler bunu örtbas edemesinler. Nine Ferkip Dağı da kontrol altında tutmak gerek. O tehlikeli bir adam. Serbest kalırsa daha çok cinayet işleyecektir. Bir hususu unuttum efendim. Birkaç gün önce Mısırlı olmayan üstü başı dağınık biri sizi soruyordu. Adını söylemedi mi? Söyledi. Yanılmıyorsam Malik. Evet evet Malik'ti. Bu Malik Seheroğlu olmasın? Evet. Seheroğlu Malik. Doğru söylediniz, ta kendisi. İyi ama bu mümkün değil. Tam 20 yıldır sizi aradığını söyledi efendim Yüzarsif. Doğru söylüyor. Onu bulun. Nerede olursa olsun onu bulun ve yanıma getirin. Emredersiniz. Emredersiniz efendim. Malik Seheroğlu. Malik. Kendisi mi acaba?